Selamlar. Enegram 9 kişilik tipini diğer 3 videomda anlattım. Şimdi doğru sorularla kendimizin ve çevremizdeki insanların kişilik tiplerini kolayca bulmaya geldi sıra. Amacımız kendimizi ve etrafımızdakileri tanımak ve ilerlemek. Kendimizi tanıyacağız ki eksiklerimizi, kusurlarımızı fark edelim ve değiştirmek için bir çabamız olsun. İnsan kendisiyle ilgilenmeyince ilerleyemez, tekamül basamaklarına çıkamaz. İnsan eşinin, çocuğunun, arkadaşının kişilik tipini bilmezse davranışlarını anlamlandıramaz onların ve onlara kızabilir, iletişim ilişkiler sekteye uğrayabilir. Bu yüzden bu sorular çok işimize yarayacak. Soruları bölüm bölüm hazırladım. Bir numara kişilik tipinden başlayarak her bir karaktere özgü ayrı ayrı sorular bunlar. Siz de her bir bölümü ayrı ayrı puanlayın. Mesela bir numaranın soruları bitince yüzde kaç bir numara idealist tip olma ihtimaliniz var yazın sonra diğer sorulara geçin. Şimdi sorulara başlıyorum. 1 numara idealist karakterin soruları şöyle. Sizi çevrenizdeki insanlara sorsak sizi nasıl anlatırlar? Kimperikle ince elyaf sık dokuyan biri misiniz? Yaptığım iş iyi olmadı, mükemmel olmalı der misiniz? Titiz düzenli biri misiniz? Hataları hemen fark eder misiniz? Mesela bir işin eksik kusurlu yanlarını önce sizin fark ettiğinizi söylerler mi? Eleştiri yapmayı sever misiniz? İnsanları eleştirir misiniz? Yapılan işi, insanları takdir eder misiniz? İltifat eder misiniz? 2 numara yardımsever karakterin soruları da şöyle. Cömert biri misiniz? Çok hediye verir misiniz? İnsanlara yardım etmek sizin için önemli mi? İnsanların ihtiyaçlarını kolaylıkla fark eder misiniz? İnsanlar için fedakarlık yapar mısınız? Yaptığınız iyiliklerin karşılığını o insanlardan bekler misiniz? Yaptığınız iyiliklerin karşılığını göremeyince sitem eder misiniz? Yalnızlığı mı seversiniz, insanlarla iç içe olmayı mı? Sevmek, sevilmek sizin için hayatınızda ne kadar önemli? Mesela 1 ile 10 arası puan verseniz kaç verirdiniz kendinize? 3 numara çalışkan grubun soruları şöyle. Çok çalışkan biriyim diyebilir misiniz kendiniz için? Ciddi bir hedef peşinde koşma, başarma, çalışma arzusu var mı içinizde? Yoğun bir şekilde. İmaj, iyi görünmek, iyi giyinmek sizin için önemli mi? Kartvizite bir ünvana, bir mevkiye önem verir misiniz? Ben de etrafımdakiler de mevki, makam, mal, mülk sahibi olmalı der misiniz? Kendinizi sahip olduklarınızı makamınızı söylemekten, anlatmaktan hoşlanır mısınız? Kendinizi övmeyi sever misiniz? Yaptıklarınızı, başarılarınızı anlatmaktan hoşlanır mısınız? Birisi böyle kendini övse mesela ne dersiniz? Hayatınızda dereceleriniz, ödülleriniz var mı? Sormasaydım da söyler miydiniz bu ödüllerinizi, başarılarınızı? 4 numara sanatçı karakterin soruları. Sanatçı kişiliğiniz var mı? Herhangi bir sanat dalıyla ilginiz var mı? Genellikle tercih size kalsa insanlarla sıkı fıkı mı olmak istersiniz yoksa yalnız kalmayı mı tercih edersiniz? Sıklıkla hüzün yaşar mısınız? Mesela durduk yere hüzün hali gelir mi size? Kendiniz için melankolik biriyim der misiniz? Ağlar mısınız mesela sık sık? Duygularınız yoğun mu? Sıra dışı olmak, farklı olmak gibi istekleriniz var mı? Mesela kıyafetlerim farklı olsun, insanlardan farklı görüneyim isteğiniz var mı? Yaptığım iş benzersiz olsun, sıra dışı olsun isteğiniz var mı? Böyle bir şeyleri keşfederken, farklı düşünürken bulur musunuz kendinizi? Zaman zaman insanlar beni anlamıyor der misiniz? İnsanlar beni çözemiyorlar. Benim dünyama girmekte zorlanıyorlar der misiniz? Benim duygu dünyamın ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar der misiniz? İnsanlardan, dünyadan şikayetçi olma haliniz var mı? Bir şeylerin özlemini duyuyorum, bir şeylerin hasretini çekiyorum ama ne olduğunu bilemiyorum dediğiniz oluyor mu? Romantik biri misiniz? Aşk. Aşık olmak ne kadar önemli sizin için? Kuşlara, bulutlara, insanlara, Allah aşkı. 5 numara uzman bilgenin soruları da şöyle. Okumaya mecbur olmadan kitap okumayı tercih eder misiniz? Sever misiniz? Bilgi edinmek, öğrenmek için özel bir çabanız var mı? Öğrenmek için okumak, araştırmak, kurslara, seminerlere gitmek hayatınızda ne kadar yer tutuyor bunlar? Ne kadar önemli sizin için? Mesela size bir konuda bilge, o konunun kurduğu derler mi? Bir konuda uzmanlaşmak, derin bilgiye sahip olmak sizin için önemli mi? Sadelik önemli mi? Şatafatlı bir ev rahatsız eder mi sizi? Tutumlu biri misiniz? Para biriktirir misiniz? Hediye verme konusunda cimri misiniz? Boş laf, boş söz, gereksiz konuşmalar sizi rahatsız eder mi? Telefonla uzun konuşmalar yapar mısınız? Geyik muhabbeti iyi bir şey mi sizin için mesela? Zaman nakittir, boşa harcanmamalı der misiniz? Kibar nazik biri misiniz? İnsanları kırar mısınız? Araştırırken, öğrenirken gerekirse yalnız kalırım, hiç sıkılmam der misiniz? Küçükken ödevlerini yapan bir çocuk muydunuz? Öğrenciliğiniz nasıldı? 6 numara şüpheci sadık karakterin soruları. İnsanlara şüpheyle yaklaştığınız olur mu? Genellikle şüpheci bir misiniz? Hemen insanlara inanmak, güvenmek mi yoksa şüpheyle yaklaşmak, inanmamak mı? Güvende olup olmadığınızla ilgili endişe duyar mısınız? En ufak bir terslikse olumsuz düşünceler aklınıza gelir mi? Mesela eşiniz geç kalsa, çocuğunuz geç kalsa aman başına bir şey mi geldi diye hemen düşünmeye başlar mısınız? Önce test ederim, tartarım, ölçerim, sonra ilişki kurarım der misiniz? Çok güvendiğim insanlara sıkı bağlanırım, sadığımdır ve sadakat isterim. Bu sözler sizi yansıtıyor mu? Eşiniz geç gelince hemen aklınıza kötü senaryolar gelir mi? Kendinizi tanımlarken ben şunlardanım, falancalara aitim gibi bir bağımlılığı tanımlar mısınız? Özellikle ifade etmek ister misiniz? Yüksek bir aidiyet hissetmek sizce gerekli mi? Her şeyi her yerde konuşmamak lazım. Yerin kulağı var der misiniz? Temkinli tedbirli bir misiniz? Olabilecek kötü olaylara karşı korumacıyımdır, temkinliyimdir der misiniz? Risk almak konusunda nasılsınız? Yeni numara maceracı karakterin soruları. Macera seven bir kişiliğiniz var mı? Bu macera risk içerse de ister misiniz? Esnek, katı. Hangisi size yakın? Esnek biri misiniz, katı biri misiniz? Kurallar bozmak içindir. Sözü size uygun mu? İnsanlar ne derse desin ben bildiğimi okurum der misiniz? Kendinize ehli keyif der misiniz? Gezmek, tozmak, eğlenmek, seyahat etmek hayatınızda ne kadar önemli? Emir almak, memur olmak, hiyerarşik düzen size uygun mu? Serbest çalışmak mı, memuriyet mi? Neşeli, esprili der misiniz kendiniz için? Maymun iştahlı mısınız? Her işatlar mısınız mesela? Girişimcilik, iş kurma, yeni atılımlar yapma bunlar size uygun mu? Gerektiğinde acıya dayanırım mı yoksa acıdan, kederden kaçarım mı? Lüks lokantalarda güzel, pahalı, değişik yemekler yemekten hoşlanır mısınız? 8 numara liderin soruları şöyle. İnsanların kalbi kırılsa bile söylemek lazım der misiniz? Liderlik özelliğiniz var mı? Haksızlık söz konusu olduğunda o hakkı ve haksızlığa uğrayanın sonuna kadar savunur musunuz? İnsanları örgütlemek, bir araya getirmek, bir şeylerin savunuculuğunu yapmak bunlar sizi anlatıyor mu? Öfkeli, kızınca bağırıp çağıran biri misiniz? İnsanların içinde belli eder misiniz kızgınlığınızı? Bir şeyler yapılacaksa hemen harekete geçerim, işe ön ayak olurum der misiniz? Organizasyon işleri size mi kalır mesela? Çatışmaktan korkup çekinir misiniz yoksa gerekirse çatışırım der misiniz? Kendinizi kahraman, koruyucu gibi hissettiğiniz oluyor mu? Mazlumun koruyucu meleği gibi mesela. Kuralları kendim koyarım der misiniz? Emretmeyi sever misiniz? Güçlü görünmek, hükmetmek önemli mi sizin için? Cesur ve korkusuzumdur der misiniz kendinize ya da sizin için öyle söylerler mi? İyi bir yönetici olurum, insanları yönetmek benim işim der misiniz? Son olarak 9 numara barışçıl karakterinde soruları şöyle. Gereksiz işlerle ilgilendiğiniz çok oluyor mu? Aslında o sizin işiniz değil ama yapılması gereken bir iş olduğu zaman halleder misiniz? Yapar mısınız o işi? Çatışma yaşayan kişilere yaklaşımınız nasıl olur? Üzerinize vazife olmasa bile ortamı yatıştırmaya çalışır mısınız? Kavgayı bitirmek için hemen vazife üstlenir misiniz? Bazen önemsenmediğinizi düşündüğünüz olur mu? Bu his sıklıkla gelir mi size? Önemsenmediğinizde inatçı olur musunuz? Çabalarınız önemsenmezse inatçılık başlar mı sizde? Çok uyur musunuz? Uykuyu sever misiniz? Kavgalardan, kaostan, dramdan olabildiğince kaçarım der misiniz? Ya da sizin için böyle derler mi? Halim Selim biriyim, huzuru ararım, çatışmaktan kaçınırım der misiniz? Çalışmak, üretmek, çalışkan olmak, performans bunlar sizi ne kadar yansıtır? Hayatınızda ne kadar var? Maddi ve manevi güçlü olmak önemli mi sizin için? İnsanları barıştırmak için her şeyi yapar mısınız? İyi ara bulucuyumdur der misiniz kendiniz için? Başkalarının gündemi önemli mi sizin için? Herkesi göz ucuyla takip eder misiniz? Sorular bu kadar. İlerlemelere dikkat edin. Diğer videolarda kişinin kaç numaraya ilerlediğini, kaç numaraya gerilediğini anlattım. Buna göre de analizi yapın. Çünkü insanlar değişir zamanın içerisinde. Yaşla değişirler. Benim kişilik tipimi merak ediyorsanız da yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Enegram konusunda iyi bilgi sahibi olalım ve insanlara anlatalım, paylaşalım. İnşallah hayatımızda faydalarını fazlaca göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Allah emanet olun, kalın sağlıcakla selamlar.